Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kötüle yapılan iyilik sürekli suistimal ediliyorsa yine mi iyilik yapmak gerekiyor? İslam'ı yaşamaya çalışan insanların maruz olduğu imtihanlardan birisi de işte soruda anlatılan bu özelliktir. Allah için yaptıkları iyiliği ve iyi niyeti diğer insanların suistimal etmesi, bunu kötüye kullanmaları, dinden uzak, Ahirete imanı zayıf olan insanların iyilik yapmayı veya iyi niyeti saflık olarak değerlendirmesi onlar için normal. Çünkü inanç zayıf olduğu için dünyada karşılığını görmediği bir iyiliği yapmamakla ve yapanların da neden yaptıklarını anlamamakta. İnançlı bir insan ise bir insanın yüzüne tebessüm etmenin bile onun hesabına sevap yazılacağına ve bunun bir sadaka olduğuna, yaptığı en küçük bir iyilikle Allah'ın rızasına kavuşacağına inandığı için mecbur kalmadıkça insanlara en ufak bir zarar vermek istememekle her zaman kendi menfaatinden fedakarlık yapmakla güzel ahlak sergilemekte. Bu durumda davranışları tuhaf karşılanan dindar bir insan Allah'ın rızasını esas tutup yine iyilik yapmaya ve iyi niyetini muhafaza etmeye çalışmalı. Ama bu iyi niyetini bilerek kötüye kullanan insanlara karşı da uyanık olmalı. Gerektiğinde hakkını ve menfaatini arayabileceğini hissettirmeli. Her kötülük yapana iyilikle mukabil edeceksiniz diye bir kural yok. Kötülüğe karşı iyilikle mukabil etmek faziletli bir davranıştır. Ancak bunun suistimal edilmesine göz yummamak elbette Müslümanın uyanık olması, özellikle aç canavara karşı sevi göstermek manasına gelen iştihanı açacak davranışlara girmek doğru değil. Buna göre onların kötülüklerine karşı gerekli tedbirleri almak ve kötülükleri iyilik yapsak bile onların zararlarından korunmak için gerekli tedbirlere başvurmak da bir müminin görevleri arasındadır.